Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 10. sınıf 1. dönem 1. yazılıya hazırlık yapacağız sizlerle birlikte gençler. Okulda çıkabilecek sorulara çok yakın sorulardan tabii ki sizin için bir sınav provası hazırladık. Sizler de yaslanın arkanıza provaya başlıyoruz. Gelelim bugünkü yazılımızda neler bekliyor bizi kısmına. Birincisi öğrenci notlarımız tabii ki olacak gençler. Yani ben en başında size küçük küçük hatırlatmalar yapacağım. Nereye kadar sorumlu olduğumuzu en çok çıkacak kısımları söyleyeceğim. Hap bilgiler vereceğim. Sınavımızın içerisinde tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı üzere açık uçlu ve klasik sorular olacak. Ortak sınav içerisinde iki tane soru koyduk diyeyim gençler. Bunun haricinde 10 dinamayı alıyorsunuz elinize. 10 dinamoda yazılı hazırlık sayfa sayfaları var unutmayın. Sınava girmeden önce yazılı hazırlık sayfasındaki soruları da çözmeniz gerekiyor. Mutlaka oranın çok benzeri sorular yazılı da karşınıza gelecektir. Yazılı hazırlık sayfalarımız zaten klasik sorulardan meydana gelmiş durumdaydı. Bir de sınavların olmazsa olmazı yazılı notlarımızdan biraz bahsedeyim. Sadece biyoloji için konuşmuyorum. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya ve biyoloji için birinci dönem önem tüm yazılarımıza hazırlık küçük notlar içeriyor. Haliyle sınavdan önce bu küçük küçük notlara bakmanız da çok 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 işinize yarayacaktır. Ben nasıl aktive edeceğinizi de anlatmayacağım. Yazsanın arkanıza geliyor. Merhaba arkadaşlar bu videoda yazın notları kitabımızdan ve portak sınav denemelerine nasıl ulaşacağınızı göstereceğim. telefonunuza TAS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazılı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğümüz aktivasyon kodunu TATS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tongucmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Başlayalım hücre bölünmeleri kısmına zaten hücre bölünmeleri ünitesinden sorumluyduk. Gençler hücre bölünmeleri ünitesinin içerisinde de mitoz, eşeysiz üreme, mayoz ve eşeyli üremeyi görmüştük. Eşeyli üreme kısmından soru gelmeyecek. Mitozu şöyle bir hatırlayacak olursak aslında mitoz çekirdek bölünmesi anlamına geliyordu. Hücre döngüsünün bir parçasından bahsediyorduk. Hücre döngüsü dediğimiz zaman interfaz hazırlık evremiz bir de mitotik evre dediğimiz evreden meydana geliyor. Hücre döngüsü hücrenin yaşama anlamına geliyordu. Bir hücre bölünmesinden bir sonraki hücre bölünmesine kadar geçen sürenin tamamı birden hücre döngüsüdür. Hazırlık evresi dediğimiz G1, S ve G2 evrelerinde ise yavaş yavaş hücre çekirdeğini böleceği için hazırlıklar tamamlanır. G1 ve G2 yuvarlak aynı cümleleri yapıştırabilirsin. ATP sentezi artar, organel sayısı artar, enzim sentezi artar gibi. En önemlisi S evresinde DNA'nın eşlenmesi gerçekleşiyordu unutma. Mitotik evreyi de çekirdek bölünmesi yani mitozun gerçekleştiği evre bir de sitokinez yani sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiği evre olmak üzere ikiye ayırdık. Çekirdek bölünmesi mitoz profaz, metafaz, anafaz ve telafaz safhalarından meydana geliyordu. Sitoplazma bölünmesine de stokinez demiştik. Bunların hangilerinin hangisinin arkasından geldiğini bilmemiz çok önemli. O yüzden de kodlama yapmıştık. İnterli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde. İstersen ip mats şeklinde kodla. İstersen de İnterli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde kodla fark etmez mühim olan hangisinin arkasından hangisinin geldiğini hatırlayabilmen hücre döngüsü tabii ki her hücrede mi gerçekleşir hayır bizim de vücudumuzda bölünme yeteneği olmayan çekirdek bölünmesi yapmayan hücrelerimiz var mesela bazı sinir hücrelerimizin bölünme yeteneği yok olgun al yuvarlarımızın bölünme yeteneği yok gençler. Hayvan ve bitki hücrelerinin arasında da bu hücre döngüsünün mitotik evresinde farklılıklar olabildiği gibi en başlıca farklılıklardan bir tanesi iyi ipliklerinin üretim yeriydi. Hayvansal hücrelerde iyi iplikleri sentrozom adı verilen organel tarafından üretiliyordu. Bitkisel hücrelerde ise sentrozom organeli yok ki bunlar iyi ipliklerini mikro sübil organize edici bölge veya sitoplazma tarafından üretiyorlardı. Onun haricinde sitoplazma bölünmesine baktığımız zaman hayvansal hücrelerde boğumlanmayla meydana geliyordu. Bitkisel hücrelerde ise boğumlanma söz konusu olmuyordu. Neden? Bitki hücrelerinin hücre zarının dışında hücre duvarı, hücre çeperi adını verdiğimiz yapısı da var. Çeper boğumlanma yapamaz. O yüzden onlarda ara lemel oluşumu, ara çeper oluşumu söz konusu oluyordu. Böylelikle bir hücreden iki tane hücre meydana geliyordu. Hücre döngüsünü mitozu anlattıktan sonra mitoz temeline dayanan eşeysiz üremeden bahsetmiştik. Eşeysiz üreme dediğimiz zaman da tek bir ata bireyden genetik çeşitlilik olmadan ana canlının birebir bir aynısı yavrular oluşturulmasından bahsediyorduk. Tabii ki eşeyli üremeye kıyaslarsak eşeysiz üreme çok daha hızlı bir şekilde birey sayısının artmasına neden oluyordu. Bunların çeşitlerinden ve fix örneklerinden bahsedelim. Aslında sorularda karşınıza şu canlı şu canlı şu canlı şunu yapar şeklinde Fix örnekler üstünden gidecektir. Birincisi bölünerek üreme dediğimiz zaman tek hücreli bir canlının bölünerek üreme yapmaktan başka şansı yok ki. Adam zaten bir tane hücreden meydana geliyor. Hücre bölünmesi yapıp birey sayısını iki katına çıkartmış oluyor. Burada neye dikkat edeceksin? Mitoz dediğimiz şey çekirdek bölünmesidir. Prokaryot hücre yapısına sahip bakteri ve arkelerde çekirdek bulunmaz. Onlar DNA'larını eşliyorlar, sonra sitoplazma bölünmesini gerçekleştirip iki tane hücreyi meydana getirmiş oluyorlar. Yani onlarda mitoza dayanan bir bölünme yok. Ökaryotlara baktığın zaman amip, öglena, paramesyum gibi bunlar da tek hücreli canlılar ikiye bölünmeyle birey sayılarını arttıracaklar. Bunlar ökaryot olduğu için gayet çekirdekleri vardı. Amip belli başlı bir şekli yok her yerinden bölünme yapabilir. Öglena da bölünme boyuna paramesyumda ise enine şeklinde gerçekleşiyordu. Tomurcuklanma dediğimiz zaman fix örnek kimde? Hidra ve bira mayasından bahsediyorduk. Bira mayasının bir mantar olduğunu, tek hücreli bir canlı olduğunu da unutmuyorsun. Ana canlının vücudunda bir çıkıntı meydana geliyor. Bu çıkıntı mitozla çoğalarak yeni canlıyı meydana getiriyordu. Bazen bir arada kalıyorlar, koloni oluşturuyorlar. Bazen de kopup bağımsız bir canlı meydana getirebiliyordu gençler. Mitozla bir çıkıntı oluşup buradan yeni canlı meydana geldiğine göre zaten genetik çeşitlilik yok. Rejenerasyon dediğimiz zaman filenaria dediğimiz solucan çeşidiyle deniz yıldızı zaten fix örneklerimizdir gençler. Pileneryayı üçe bölüyorlar ya da boyuna ikiye bölüyorlar. Solucan, kopan kısımların tamirini gerçekleştirip birey sayısını arttırabiliyor. Deniz yıldızını merkezi eksen'e e, yakın bir yerden kesiyorlar. Kesilen kısımdan tamamlanma, diğer parçadan da tamamlanma gerçekleşiyor. Birey sayısı artmış oluyor. E, bunlar çok hücreli canlılar. Tamamlanmalar mitozlu olduğuna göre iki tane canlının genetik yapısı birebir. Aynı oluyor gençler. Rejenerasyon yenilenme anlamına gelir. Aslında her canlıda rejenerasyon görülür. Bizim burada bahsettiğimiz rejenerasyonla üreme. Mesela bizim de bir yerlerimiz kesildiği zaman, koptuğu zaman buradan hücre kümesi düşüyor hücre kümesi düşüyor. Burası mitozla kendini yeniliyor. Sıkıntı yok. Ama düşen hücre kümesinden yeni bir seda olmuyor. Yani bizde rejenerasyonlu üreme yok. Genellikle canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Baktığım zaman Deniz yıldızı ve planer ya da rejenerasyon üreme düzeyinde. Kertenkele kopan kuyruğunu yeniden yapabiliyor. Organ düzeyinde rejenerasyon. Ben kopan kolumu yeniden çıkartamam. Bizde anca doku düzeyinde rejenerasyon söz konusu oluyor. Sporla üreme dediğimiz zaman da tohumsuz bitkilerde, karyosun, eğrelti otu gibi bitkilerde ve mantarların çok büyük bir kısmında spor oluşturuluyor. Spor dediğin şey aslında üremek için oluşturulmuş, etrafı dayanıklı bir örtüyle çevrili hücrelerdir. Mesela mantarlar sporla üreme hücrelerini meydana getiriyorlar, bu üreme hücrelerini etrafa dağıtıyorlar. Tabii gözümüzde göremiyoruz. Daha sonra uygun koşullar oluştuğunda sporlardan yeni mantarlar meydana geliyor vejetatif üremenin mantığı rejenerasyonla aynı. Ama kimde görülüyor? Yüksek yapılı bitkilerde. Yani gelişmiş yapılı bitkilerde görülüyor. Vejetatif dediğimiz şey mantık şudur. Kopan bir parçadan yeni bir canlı meydana gelmesi bitkinin gidiyorlar dalını kopartıyorlar toprağa ekiyorlar dal büyüyor buradan yeni bir canlı meydana gelmiş oluyor. E sen gidip hangi ana bitkiden koparttıysan dalı genetik yapısı birebir onunla aynı. Özellikle tarımda, bahçecilikte çok kullanılır demiştim. Neden? Birincisi sen ürün elde edeceksin ya. Genetik yapıyı biliyorsun, meyve kalitesini biliyorsun. İkincisi tohumlu üretmeye bakarak çok daha kısa sürede bireyin büyümesi, meyve vermesi söz konusu oluyor. Çeşitli yöntemleri vardı. Daldırma yöntemi, işte aşılama yöntemi, çelikle üreme, rizom gövdeyle, sürünücü gövdeyle üreme gibi çeşitleri vardı. Teknoloji çok ilerledi. Artık doku kültürü yöntemiyle de tabii ki vejetatif üremeyi gerçekleştirebiliyoruz. Partonogenez dediğimiz zaman ise döllenmemiş yumurtadan yeni bir birey meydana gelmesi anlamına geliyordu. Çok nadir canlılarda sosyal grup oluşturmuş, sosyetelerde gördüğümüz bir davranıştı. Partonogenezli üreme. Normal şartlarda ne diyoruz? Tür içi kromozom sayısı sabittir diyoruz. Kim hariç? Arılar hariç. Çok büyük bir hiyerarşi var. Dişi arılar iken kromozomlu iken erkek arılar en kromozomlu. Dişi arıların da kraliçelerinin yumurta oluşturma yeteneği var. Erkek arıların ise sperm oluşturma yeteneği var. Bir de dişi işçi arılar var. Onlar kısır bireylerdi. Eğer kraliçenin ürettiği yumurta döllenmeden gelişirse erkek arılar meydana geliyordu. Buna partonogenez ismini veriyorduk. Büyük ihtimalle şu soru gelebilir yazılınıza. Bal arılarında meydana gelen partenogenezi şekil çizerek anlatınız tarzında ben de ona benzer bir soru koydum gençler buradan devam edelim mayoz ve eşeyli üreme kısmına geçtiğimizde mayozdan sorumluyuz bu sınavda mayoz dediğimizde de yine en başta bir interfaz söz konusu olacak interfaz neydi hazırlık evresiydi aslında mitozun interfazından farkı yok g1 s ve g2 g1 s ve g2 evreleri söz konusu Organel sayısı artar, ATP sentezi artar, metabolik aktivite artar. En önemlisi Tabii ki DNA'nın eşlenmesi gerçekleşecekti. Daha sonra mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki tane evre söz konusu oluyordu. Mayoz 1'e ait olanlara profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1 ismini veriyorduk. Arkasından sitoplazma bölünmesi gerçekleşecek, sitokinez 1. Mayoz 2'ye geçtik. Profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 arkasından sitokinez 2 söz konusu olacaktı. Mitozla mayozun karşılaştırması mutlaka yazılı da çıkacak. Mitozda bir hücreden iki tane yavru hücre meydana geliyordu. Mayozda bir hücreden dört tane yavru hücre meydana gelecek. Mitozda kromozom sayısı değişmiyordu. Mayozda kromozom sayısı yarıya inmiş olacak. Mitozda genetik çeşitlilik yok. Mayozda ise genetik çeşitlilik var. Homolog kromozomların oluşması, profaz evresindeki o crossing over, homolog kromozomların rastgele kutuplara çekilmesi genetik çeşitliliği sağlayan olaylardır. Sinapsis, kiyazma gibi olayları mayozda duyuyoruz, mitozda bunların hiçbiri yoktu diyeyim gençler. Buradan da sorularımızla başlayayım. Hücre döngüsünde interfazda meydana gelen olaylardan iki tanesini yazınız demiş. E interfaz hazırlık evresidir. ATP sentezi artar, protein sentezi artar gibi kelimeleri tabii ki yazabiliriz. Ama en önemlisi neyi yazmam gerekir? DNA eşlenmesi gerçekleşiri mutlaka yazmam gerekiyor gençler. Bunun haricinde birazdan çekirdeğini böleceksin ya. Bununla ilgili enzim sentezi de tabii ki artacak. Kontroller de burada gerçekleşecek. Mitotik evrede K hücresinin i ipliklerini sentrozomunun oluşturduğu boğumlanmayla sitoplazma bölünmesini gerçekleştirdiği gözlenmiş. L hücresinin i ipliklerini mikrotübül organize edici bölgenin oluşturduğu sitoplazma bölünmesinin aralemel oluşumuyla gerçekleştiği gözlemlenmiş. Tabii ki baktığımızda K'nın hayvansal hücre, L'nin bitkisel hücre olduğunu görüyoruz karşılaştırma sorar. Bitki ve hayvan hücrelerinin hücre döngüsünün farklarını yazınız. Birincisi neymiş? Sitoplazmanın bölünme şekli. Hayvansal hücreler dıştan şöyle içe doğru boğumlanma yapıyor. Bitkisel hücrelerde ise içten dışa doğru ara lemel oluşumu söz konusu. İyi ipliğinin oluşturulması hem bitkide var hem hayvanda var. Hayvansal hücrelerde bu iş için bir organel var. Sentrozom organeli bitkilerde ise organel yok mikro organize edici bölge veya sitoplazma tarafından iyi iplikleri oluşturuluyor. K ve L hücrelere hangi canlıya ait olabilir? K hücresi siz uzun uzun yazınız hayvansal bir canlıya ait olabilir ya da K hücresi hayvan hücresidir yazabilirsiniz. L hücresi ise bitkisel bir hücredir gençler veya bitkilere ait bir hücredir şeklinde yazabilirsiniz. Ben yazmaya kalkarsam sizin vaktinizden çalmış olurum. Devam ediyorum. Mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili aşağıda verilenleri cevaplayınız diyor. Mitoz ve mayozu karşılaştırınız. Mitoz ve mayozdaki ortak olanları yazınız. Farkları yazınız. Tarzı karşılaştırma sorusu mutlaka bir tane gelecek unutmayın. Şimdi mitoz için baktığımız zaman kromozom sayısı mitoz bölünmede değişmiyordu gençler hatta şunu da yazayım ben size mitoz 3n kromozomlu 2n kromozomlu n kromozomlu hücrelerde görülebiliyor. Mayoz'da ise kromozom sayısı yarıya inecek. Kromozom sayısı yarıya indiği için 2n'den n'e düşme söz konusu ya. O yüzden de mayozu sadece 2 en kromozomlu hücreler gerçekleştirebiliyor. Yani mitozu 3 en kromozomlu yaptı olan 3 enli. İşte iki en kromozomlu yaptı olan iki en kromozomlu en kromozomlu yaptıysa en kromozomlu yavru hücreler meydana gelir. Mayozda ise iki en kromozomlu hücre yapacak en kromozomlu hücreler oluşacak yarıya inme söz konusu olacak. Mitozda kalıtsal çeşitlilik yoktur gençler. Eğer mutasyon gibi bir şey söz konusu değilse tabii ki e, ee, iki hücre birbirinin aynısı bir de ana hücrenin aynısı olacak. Mayozda ise kalıtsal çeşitlilik tabii ki var. Bölünme sonucunda mitozun iki tane yavru hücre meydana geliyor. Mayozda ise dört tane yavru hücre söz konusu oluyor. Mitoza baktığımız zaman tek hücreli canlılarda neyi sağlamış olacak? Üremeyi sağlamış olacak amip, öglana, paramesyum, mitoz yaptıkları zaman asla birey sayılarını arttırmış olacaklar. Yani aslında üremiş olacaklar. Çok hücreli canlılarda ise büyümeyi sağlar, gelişmeyi sağlar gençler. Aynı zamanda tabii ki yaralandığımız zaman onarım işleri de mitozla gerçekleşmiş oluyor. Baktığımız zaman mayoz bölünmenin amacı ise tabii ki çok hücreli canlılarda üreme, yumurta ve sperm dediğimiz hücreleri meydana getirmektir. Bunun haricinde aklıma gelmişken birkaç bir şeyden daha bahsedeyim gençler. Şimdi diyelim ki benim bir tane hücrem vardı. Mitoz bölünme geçirdi. Şöyle iki tane hücre meydana geldi. Neyle? Mitozla meydana geldi. Diyorum ki bu iki hücre birbirinin tıpa tıp aynısı. Ana hücrenin de aynısı. Mitoz sonucu oluşan iki hücrede neler farklı olabilir neler aynı olabilir İkisi birbirinin aynısı demekteki amacım ne buradaki DNA ile buradaki DNA birebir aynı DNA'ların nükleotit dizilimi aynı olmak zorunda. Kromozom sayısı aynı olmak zorunda. Bunun haricinde ne bileyim işte şunda 10 litresi toplazma vardır da 8 litresi buna gider, 2 litre litre olmaz da 2 litresi buna gider. Bu iki hücrenin farklı olduğu anlamına gelmez. Bunda 100 tane ribozom vardır. 20 tane ribozom buna gider, 80 tane ribozom buna gelir. Sayı farklı olabilir ama çeşitte bir değişiklik olmaz. Bunda ribozom varsa bunda da ribozom olacak. Bunda mitokondri varsa bunda da mitokondri olacak. Bunda kloroplast varsa bunda da kloroplast olacak. Sitoplazma miktarı ve organel sayısı farklılık gösterebilir. Bir daha üstüne basa basa söyledim. Bu ikisinin birbirinden farklı olduğu anlamına gelmez gençler. Bazen yorumlara da yazıyorsunuz. Hocam bir tane ribozom varsa hangisine gidecek? Bir hücrede bir tane ribozom olmaz gençler. Organellerin sayısı fazladır. Onun haricinde şunu da unutma interfaz evresinde ne diyorum organel sayısı artar. Hadi de senin dediğin gibi bir tane ribozom olsa bile ki olmaz da bir tane olsa bile interfazda organel sayısını arttırıyorsun ya sonra bölüşme söz konusu oluyor. İki tarafa da organel gidiyor. Geldim diğer bir soruma. 2N4 kromozomlu bir hücre ile ilgili art arda 2 kez mitoz 1 kez mayoz geçirme sonucu oluşan hücre sayısı kaçtır demiş. Birincisi şekil çizerek aslında size gösterebilirim gençler. İkincisi de kısa yoldan göstereyim. Önce bir kafamıza otursun. Şimdi bu iki kez mitoz geçirmiş. Bir tane şöyle hücre olduğunu şurada hayal et. Bu birinci mitozu geçirdiği zaman şuraya birinci mitoz demiş olayım. 2 tane yavru hücre oldu. Sonra bu ne yapacak? 2. mitozu da geçirecek. 1 2 3 4 tane hücre meydana geldi. Sonra ne yapmış? Arkasından da bir tane mayoz geçirmiş. Ha 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Şuradan da 1 2 3 4 yani 4 8 12 16 tane sonuçta şunlar gittiler çünkü artık bunların işi bitti. 16 tane hücre meydana gelir gençler. Biz her seferinde çizecek miyiz? Bana deseydi ki 4 mitoz, 1 mayoz geçiriyor. O zaman ne yapacaktım? Sonsuza kadar çizecek halim yok. 2 tane mitoz geçiriyorsa aslında 2 üzeri 2'den kaç tane hücre meydana geliyordur? 4. 4 tane hücre mitoz sonucu meydana gelir. Sonucu oluşur gençler. E ne yapacak? Bu 4 tane hücrede mayoz bölünme geçirecek. Her birinden 4 tane hücre oluşacak. Mayoz sonucunda da 16 tane hücre oluşur. Bazen şunu da yapıyor hücrelerin kromozom sayısını soruyor. Mesela şöyle diyebilirdim. Şu 4 kromozomlu E mitozda kromozom sayısı değişmez 4. Burada da değişmedi 4. Mayo sonucunda kromozom sayısı 2'ye düştü. Yani 16 hücre oluşur. Oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı da 2'dir diyebilirdim. Ya da bana arda arda 4 mitoz 1 mayoz geçirmiş dese ne diyecektim? İşte 4, 2 üzeri 4'ten 16 tane hücre oluşur. Bu 16 tane hücre de mayoza girdiği zaman 16 çarpı 4 yapacağım. 64 tane hücre oluşur diyecektim. Ya iki mayoz geçirseydi deme. Mayoz geçiren bir hücrede kromozom sayısı yarıya iniyor ya. Mayoz geçiren bir hücre bir daha mayoz geçiremez. Mitoz geçiren bir daha mitoz geçirebilir ama mayoz geçiren bir daha mayoz geçiremez. Şekildeki hücre mitoz bölünmenin hangi evresindedir? Bu evreden önce hangi evre gerçekleşir demiş. Şimdi bu hücre mitoz bölünme geçiriyor şekli de görüyorsunuz. Kim birbirinden ayrılmış? Kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılıyor. Kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılıp zıt kutuplara doğru hareket ettiğine göre bu evre tabii ki gençler ana faz evresidir. Sonra interle profesör Meten'in anası telefon satacakmış diye düşündüm. Anafaz evresinden önce hangi evre geliyor? Metafaz evresi, kromozomların hücrenin ekvator düzlemine dizildiği evredir. Bu evre anafazdır. Bu evreden önceki evre tabii ki ne olacak gençler? Meta faz evresi dediğimiz evre olacak. Devam ediyorum sorularımla. Mitoz sonucu oluşan hücrelerin kesinlikle aynı olan ve farklı olabilecek özelliklerinizi yazınız diyor. E mantıklı olarak bakıyoruz, kesinlikle aynı olanları yazalım. Farklı olabilecekleri de yazmış olalım. Az önce aslında size söylemiştim. Baktığımız zaman DNA miktarı kesinlikle ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Kromozom sayısı değişir mi? Değişmez. Kromozom zaten DNA'lardan meydana geliyor. Kromozom sayısında da değişiklik olmaz. DNA miktarı DNA'yı oluşturan olur da yazarsa nükleotit dizilimi tabii ki birebir aynı olmak zorunda. Zaten nükleotit dizilimi aynı olunca gen yapısı aynı oluyor. Genler DNA'yı meydana getirdiği için DNA miktarı aynı oluyor. Kromozom dediğin şey DNA'dan oluştuğu için kromozomlar aynı oluyor. Yani genetik özellikler birebir aynı olmak zorunda. Bunun haricinde organel çeşidi de tabii ki aynı olmak zorunda gençler. Ama organel sayısı birbirinden farklı olabilir. Birine 20 tane ribozom gitmiş, diğerine 80 tane gitmiş olabilir. Onun haricinde sitoplazma miktarı da tabii ki farklı olabilir. Haliyle miktarı yazayım. Haliyle hücrelerin hacmi de birbirinden farklı olabilir. Onu da söylemiş olalım. Geldim buradan diğer bir soruma. 2n4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait bazı evreler aşağıda gösterilmiştir diyor. Buna göre evrelerin gerçekleşme sırasını yazınız. Şimdi bakıyorum hangileri mayoz 1'e, hangileri mayoz 2'ye ait olabilir diye düşüneyim. Buraya baktığım zaman bir kere burada kromozomların zıt kutuplara gitmesi söz konusu. O zaman bu mayoz 1'e ait bir evre. Homolog kromozomlar birbirlerinden ayrılıp zıt kutuplara gittiğine göre bu mayoz 1'in anafaz 1 evresi olmak zorunda. Buraya baktım homolog kromozomlar bir arada yani tetratlar şeklinde bulunuyorlar. O zaman bu da mayoz bir e ait bir şekildir. Kromozomlar ekvator düzlemine dizilmiş homolog kromozomlar. O zaman bu da metafaz 1'e ait bir evre olmak zorunda. Sonra baktığım zaman bunlar etraflarında bir zar oluşmuş, etrafları çizilmiş. Demek ki ben artık mayoz 2'ye geçmişim. Çekirdek zarı yeniden oluşmuş bazı türde oluşuyor, bazı türde oluşmuyordu. O zaman bu da bizim için profaz evresidir ama mayoz 2'ye ait profaz 2 evresidir. Burada şunlar artık birbirlerinden ayrılmış, iki çekirdekli bir hücre oluşmuş. Bu da telofaz 2 evresidir. Unutma interfaz en başta var. Arkasından nasıl kodluyorum? Profesör Meten'in anası telefon satacakmış şeklinde kodluyorum. Tabii ki mayoz 1'e ait olanları en başa, mayoz 2'ye ait olanları en sona alacağım. E baktığım zaman mayoz 1'e ait olan anafaz, metafaz var. Hangisi önce gerçekleşir? Metafaz. O zaman gerçekleşme sırasını yazacak olsam metafaz bir gerçekleşecek arkasından anafaz gerçekleşecek. Telofaz tokinez 1 gerçekleşecek. Mayoz 1'e ait olanlar yani metafaz 1, anafaz 1 bittiği zaman artık mayoz 2'ye ait olan evreler gerçekleşecek. Profaz 2 evresi gelecek. Hemen onu da yapıştırmış olayım. Arkasından da telofaz 2 evresi gelecek. O zaman sıralamaya bakacak olursak mayoz 1'e ait olanlar önce mayoz 2'ye ait olanlar sonra şeklinde dizeceğiz. 3, 2, 1, 4 şeklinde olacak. Geldim diğer bir sorumuza. Eşeğsiz üremenin özelliklerini yazınız demiş. Eşeysiz üremeye baktığımız zaman buna ait özellikleri de yazmak istersek kesinlikle birincisi ne yazacağız tek bir ata birey vardı gençler. Yani ikinci bir ata birey bulunmayacak. Tek bir ana bireyden, tek bir ata bireyden yavru bireyler söz meydana gelecekti. Genetik çeşitlilik tabii ki olmayacak. Mutasyon gibi bir durum söz konusu değilse eşeğili üremeye bakarak da daha hızlı birey sayısının artmasını sağlamış olacak eşeyli üremede iki tane ana birey. Bunların mayozu ürettiği gametler, gametlerin bir döllenmesi, döllenen zigotun büyümesi söz konusu. Ama üreme üremede böyle bir durum söz konusu değildi gençler. Kromozom sayısı değişmez, DNA miktarı değişmez. Haliyle ortam şartlarına uyumda ana bitkinin ne kadarsa onun da o kadar şeklinde olacak. Aşağıdaki canlılarda görülen eşeğsiz üreme çeşitlerini yazınız diyor. Şekle baktığımız zaman amipin şeklini vermiş. Amip tek hücreli bir canlıdır. Tabii ki ikiye bölünme yaptığı zaman birey sayısını arttırmış olacak. Her yönde de bölünme gerçekleşebiliyordu. Buraya baktım planarya planaryayı boyuna bölüyorlardı İki taraf kendini tamamlıyor iki planarya oluyor. Planarya denilen solucanı üçe bölüyorlar her, her taraf kendini tamamlıyor üç tane planarya meydana geliyor planaryada görülen üreme şekli rejenerasyon ile üremeydi. Buraya baktığımız zaman Hidra, Hidra'nın vücudunda bir tomurcuk meydana gelmiş. Mitozla bu tomurcuk yeni bir bireye dönüşecek. Ne yapacak yeni birey? Belki birlikte kalacak, koloni oluşturacaklar veya kopup bağımsız bir şekilde de yaşamına devam edebilecek. Tomurcuklanma ile üreme zaten bir amayasında ve Hidra'da görülüyordu gençler. O zaman buraya hemen tomurcuklanma ile üreme kısmını yazmış olayım. Burada bir mantar şekli vermiş. Mantarlar ne yapıyorlar? Spor adı verilen özelleşmiş hücreler meydana getiriyorlar. Bu sporları da etrafa yayıyorlardı. O zaman burada sporla üreme dediğimiz üreme söz konusu olur. Bir bitki verdiğine göre bitkilerde ise yüksek yapılı bitkilerde vejetatif üreme dediğimiz üreme söz konusu oluyordu. Bitkinin bir dalını kopartıp gider bu daldan yeni bir bitki elde edersen ona da çelikle üreme ismi veriliyordu. Anneler bazen gidiyorlar komşudaki menekşeyi beğeniyorlar. Menekşenin bir tane yaprağını böyle biraz dalından kopartıp eve getirip suya koyuyorlar. Daha sonra dalı altı kökleniyor toprağa ektikleri zaman da yeni bir menekşe bitkisi elde edilmiş oluyor. Komşudaki menekşeyle artık bizim evimizdeki menekşenin genetik yapısı birebir aynı. Vegetatif üreme ile çoğaltmış olduk. Geldim partenogenezle ilgili sorumuza yanda bal arıların üremesi gösterilmiş gençler buna göre numaralandırılmış olayları yazınız diyor şimdi bizim bir kraliçe arımız bir de erkek arılarımız vardı kraliçe arılarımız üretken arılarımızdı kromozom sayıları 2 n'liydi yani bizim şurada 1 yumurtaların oluştuğunu görüyorduk 2 n'den yumurtalar en kromozomlu olduğuna göre 1 gösterilen olay zaten ne olmak zorunda başka renkle yazayım mayoz olmak Zorunda kraliçe arılar mayoz yaptıkları zaman yumurtalarını meydana getirmiş olacaklar. Erkek arılar en kromozomludur yani her genden zaten bunlarda bir tanecik var. En bölü ikiye inme şansları yok. Erkek arılar en kromozomludur. Erkek arılar mitoz yaptığı zaman spermleri meydana getirirler. O zaman mitozu da buraya yazmış oldum. Yumurta en kromozomlu, sperm en kromozomlu, 3 numaralı olayımız ikisinin birleşmesi tabii ki döllenme dediğimiz olaydır. Hemen döllenmeyi de şu şekilde yazmış oldum gençler. Sonra döllenme sonucunda işçi arılarımız ve kraliçe arılarımız meydana geliyordu. İşçi arılar ve kraliçe arıların beslenmeye bağlı olarak farklılaşması söz konusuydu. Yani 4 numaralı olay da aslında modifikasyon dediğimiz kasyon dediğimiz olay sonucunda buradaki dişi arıların mitozla çoğalması söz konusu oluyordu. Dişi arıları arı sütüyle beslediğim zaman kraliçe arı oluyorlardı. Polen tozuyla beslediğimizde, çiçek tozuyla beslediğimizde ise işçi arı dediğimiz arılar meydana geliyordu. Beslenmeye bağlı olarak bu farklı arıların oluşması modifikasyon. Buradaki zigotun büyük bir arıya dönüşmesi. Zigottan bebiş oluşması tabii ki mitoz olacak gençler. 5 ile gösterdiği olay ise en kromozomlu bireylerin döllenmeden yeni bir bireye dönüşmesi. Döllenmemiş yumurtadan yeni bir bireye meydana gelmesi. Tabii ki partenogenez olacak. Hemen onun yanına da partenogenesi. Yapıştırmış olayım. Zigotun büyüyüp kraliçe veya işçi olması da mitozla gerçekleşmiş olacak. A'yı yaptık. Partonogenizin tanımını yaparak kaç şekilde gerçekleştiğini yazınız diyor. Aralarda hep söyledim. Döllenmemiş bir yumurta varsa, döllenmemiş bu yumurta gelişerek yeni bir bireyi meydana getiriyorsa buna partonogeniz ismini veriyorduk birey meydana getirmesi yazayım ben kısadan size. Baktığımız zaman da bizim bir haploid partonogenez dediğimiz partonogenezimiz vardı. Haploid partonogenezde oluşan bebişler haploid yani en kromozomlu oluyordu. Kraliçe yumurta oluşturdu en kromozomlu. Döllenmede erkek arılar en kromozomlu. Doğada çok nadir de olsa bazı hayvan türlerinde erkek bireyler bulunmuyordu. Bu erkek bireyler bulunmamasına rağmen nesil tükenmiyordu. Neden? Mayoz bölünme sonucu dişilerin oluşturduğu yumurtaların kutup olanlarıyla işte döllenme yeteneğine sahip olan yumurtaların birleşmesi sonucunda iken kromozomlu A, e, yeni kertenkeleler mesela meydana gelebiliyordu kamçı kuyruklu kertenkele bu gruba örnekte partenogenez çoğalabiliyor yavru iken kromozomlu olduğu için diploid partenogenez diyorduk bazen de yumurtayı alıyorlardı laboratuvar koşullarında kimyasal maddeler veriyor, elektroşoklar veriyor. Bunlar sayesinde bölünmeye teşvik ediyordu. Özellikle semender, kurbağa embriyolarında bunu yapabiliyorlardı, yumurtalarında yapabiliyorlardı. Ona da deneysel partonogenes ismini veriyoruz gençler. Devam ediyorum. Aşağıdaki çeşitli canlılarda rejenerasyon örnekleri verilmiştir. Buna göre verilen örneklerdeki rejenerasyon düzeylerini yazınız diyor. Deniz yıldızının kopan kolundan yeni bir deniz yıldızının oluşması dediğimiz zaman artık yeni bir deniz yıldızı meydana gelmiş. O zaman buradaki üreme düzeyinde rejenerasyondur. Birey sayısının tabii ki artışına sebep olmuş. Deniz yıldızı ve planaryanın fix örnek olduğunu unutmuyorsun. Kertenkeleyi gittim korkuttum, kuyruğuna bastım hop kuyruğu bıraktı kendi koştu gitti. Kertenkele'den yeni kuyruk çıktı, sıkıntı yok. Kuyruktan yeni kertenkele oldu mu? Hayır. Eğer kuyruktan da yeni kertenkele olaydı onda da üreme düzeyinde derdik. Ama kuyruktan yeni kertenkele olmadı. O zaman kertenkeledeki organ düzeyinde rejenerasyona örnektir. Devam edecek olursak kedinin kopan kuyruğunun olduğu bölgedeki yaraların iyileşmesi. Kopan kuyruğunu kedi yenileyemez. Kedi memeli bir canlıdır kopan yerdeki dokuların kendini yenilemesi haliyle doku düzeyinde rejenerasyona örnektir. Unutmuyorsun. Genellikle canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır diyeyim. Devam ediyorum. MAP örnek yazılı sorusunun benzeri Hücre bölünmesinin kontrolü aşağıda özetlenmiştir. Bize koskocaman bir metin verdi. Cevabımız ise çok kısa. Ya aman burada neler anlatıyordur ben yapamam deyip bakmıyor, bak, bakmadan geçmiyorsun. Her zaman ne diyorum? Biyolojide uzun soru kolay sorudur. Yukarıda cevap gizlidir gençler. Hücrelerin bölünebilmesi için ortamda yeterli miktarda büyüme faktörünün bulunması gerekir. Birçok hücrede hücre döngüsü evreleri arasındaki kontrolü sağlayan G1, G2, M adı verilen 3 kontrol noktası vardır. Bu noktalardaki dur sinyalleri hücre döngüsünü düzenler. Kontrol noktaları hücre döngüsünden bir önceki evreye ait olaylar tamamlanmadan sonraki evrenin başlamasını engeller, denetleme sistemiyle oluşturulabilecek, oluşabilecek mutasyonların önüne geçirilerek yeni hücrelerin sağlıklı olması sağlanır. Aslında hücre döngüsünün kontrolünden bahsetmiş. Biz de bunu detaylı bir şekilde anlatmıştık. G1 kontrol noktasında hücrenin bölünmeye ihtiyacı var mı, madde alışverişi aksıyor mu, çekirdek yönetimde zorlanıyor mu gibi kontroller yapılırdı. Çünkü arkasından S evresi gelecek. DNA işlendikten sonra geriye dönüş yok. Gerçekten bölünmeye ihtiyaç var mı? Baktık ihtiyaç var. S evresi zaten meydana geliyor. S evresinden sonra G2 evresinde de bir kontrol noktası vardı. DNA'nı eşledin ama DNA'yı eşlerken bir hata yaptın mı? Hata yaptıysan bölündüğün zaman hatalı DNA hücrelere gidecek. G2 evresinde de DNA'nın hatasız eşlenip eşlenmediği kontrol edilirdi. Eğer bir hata varsa dur sinyali verilir. Devam edilmez de hata tamir edilirdi. M kontrol noktası da metafaza denk geliyordu. Tüm kromozomlar iyi ipliklerine tutundu mu? Birazdan kromozomların o kardeş kromatitlerini birbirinden ayıracağız. Zıt kutuplara doğru çekeceğiz. Haliyle eğer bir tanesi tutunmamışsa bir yere fazla kromozom bir yere eksik kromozom gidebilir. Bunun kontrolü sağlanıyordu. Bu kadar denetleme sistemine rağmen bazen hücre döngüsü kontrolden çıkabiliyordu. Senin dediğin emirleri yapmıyor, mutasyon sonucu genetik yapısı değişmiş hücreler meydana geliyor. Bölünme diyorsun, bölünmeye devam ediyor. Şu işi yap diyorsun, yapmıyor. Senin vücudunda sözünü dinlemeyen, istediğini üretmeyen, oksijenini ve besinini tüketen Orada çoğaldıkça diğer hücrelere de yer bırakmayan, kontrolsüz çoğalma yeteneğine sahip bir hücre kümesi meydana geliyordu. Kanserden, tümörden bahsetmiştik gençler. Hücre döngüsünün kontrolün bozulması durumunda meydana gelebilecek olay tabii ki kanser rahatsızlığıdır. Siz uzun uzun yazarsınız. Bu olaylar sonucunda e, sınırsız bölünme yeteneğine sahip hücre döngüsü bozulmuş hücre kümesi meydana gelir. Bu kümeleşmede kanser hastalığına neden olur. Devam ediyorum. Mayoz bölünmede gerçekleşebilecek iki farklı durum şematize edilmiştir. Buna göre oluşan yavru hücrelerde farklı kromozom kombinasyonlarının meydana gelmesinin temel nedenini yazınız diyor. Şimdi metafaz bir de kromozomların düzenlenmesi sonu söz konusuymuş. Şöyle bir baktığımız zaman Bizim ne olmuş? Kromozomlarımız zıt kutuplara doğru hareket etmiş. E bu olay hangi evrede meydana geliyor? Kromozomların zıt kutuplara doğru hareket etmesi anafaz 1'de meydana geliyor. Hangisinin hangi kutba gideceği de tesadüfi olarak gerçekleşiyor. Yani genetik çeşitliliğin oluşmasını sağlayan olaylardan bir tanesi mesela profaz 1'deki crossing over'dır. Onun şekli verilmemiş. Buraya baktığım zaman bunun anafaz 1'de homolog kromozomların homolog kromozomların zıt kutuplara rastgele gitmesiz diyebiliriz gençler. Zıt kutuplara rastgele çekilmesi tabii ki buradaki genetik çeşitliliğini oluşmasını sağlayan olaydır. Buradan sonra da hemen bir tane daha soru çözüp bitiriyorum. Aşağıda verilen olaylar ve bu olayların gerçekleştiği hücre döngüsü evreleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir diyor. İyi ipliklerinin oluştuğu evre iyi iplikleri telofazda oluşmaz ki profazda oluşmuş olmalı. Kromozomların tek sıra halinde dizildiği evre anafaz değil ki metafaz evresi dediğimiz evre. Çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluştuğu evre hadi oradan profazın tersi. Çekirdek zarı yeniden oluşuyorsa o telofaz dediğimiz evredir. Bir hücreden iki tane yavru hücrenin oluştuğu evreye baktığımız zaman evet o sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiği stokinez evresi. DNA sentezinin yapıldığı evrenin profazla ne alakası var? DNA işlenmesini interfazda interfazında S evresinde gerçekleştirmiş oluyoruz gençler. Buradan da tabii ki yazılı provamızın sonuna geldik. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize en son olarak yazılınızda çok 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 başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.